Abi. İki lokma olsun yeseydin. Hasta olacaksın. Elmayı bari bırakayım ha. Belki yersin. Al işte gene dokunmam. Yaşı benzemesin, aynı babası, aynı. Cismi adam, kendi çocuk. Bu oğlan beni öldürecek. Bunun bu inadı beni öldürecek. Bunca yemeden içmeden kesildiğine göre çok seviyor demek ki anneciğim. Hem sen demedin mi Ayşe'yi kızdır diye? Sen bana işimi öğretme mi güzel kızım? Sen yoktun. Tek başıma ben ne zorluklarla zapt etmeye çalıştım bunu. Sen tanımıyorsun ki daha onu. Bunun ne maymun iştahlı olduğunu bilmiyorsun ki. Bakma şimdi sen bunun kara sevda çektiğini. Hevesini alacak. Ondan sonra başlayacak öflemeye, pöflemeye, kaçıp kaçıp gitmelere. Ben sopayı alıp bunu muma çevirmesini bilirim ama olan kızı olur. Elbet sen daha iyi bilirsin anneciğim ama ya nasıl diyeyim? İkisinin de yaşı var. Belki bu defa farklı olur hem. Belki de biz onların mutluluğuna mani oluyoruzdur. Anneciğim, benim hatırım için. Hiç değilse abimle bir konuşsanız. Abim sırasını savsın da sıra bana gelsin diye mi konuşuyorsun sen böyle ha? Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Yarın Ali abiye haber yollayacağım. Hayırlı bir iş için gelmesini söyleyeceğim. Anne olur mu öyle şey? Bizim gitmemiz lazım. Ben bir daha Pera'ya gitmem. Ali abi kırmaz beni, gelir. Gelmezse de artık ne yapalım? Kısmet değilmiş diyeceğiz, gideceğiz. Anne, anne. Yapma bak, bizim gitmemiz lazım. Çok ayıp olur anne, olur mu öyle şey ya? Ben bir daha Pera'ya gitmem Hakkı. İşte o kadar, işinize gelirse. Bunlar havlular, çarşafları da akşam gönderelim. Tamam. Ali, seninle hemen konuşmamız lazım. Ali, lütfen sebebini sorma. Ama artık bilim meselesini halletmemiz lazım. Celil'i boşanmayı falan bekleyemeyiz. Beklersek hepimiz mahvolacağız. Ben hazırım. Harika. Bulmak için çok uğraştım. Konuştuğumuz gibi değil mi? Evet. Konuştuğumuz gibi. Ali. Sana minnettarım. Hepimiz minnettarız. Çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Tamam. Yazdım ben. Ellerine gözlerine sağlık yavrum. Yarın biz bunu biriyle göndeririz artık. Bakalım Ali abi yanaşacak mı bu işe? Ne bileyim. Kendileri bilir artık. Hayırdır inşallah. Ha, İkbal abla buyur. Seninle bir konuşacağım vardı da. Hoş geldin, geç içeri.
Nürvet. Kızım çay yap bize. Tamam. İkbal abla otur. Ne gülüp duruyorsun İkbal abla? Nedir konuşacağım? Ay öyle uzun uzun girizgah yapamayacağım Emine. Sen Samet Beyleri bilir misin? He, şu kumaş toptancısı olan Bodur. Karısı öldüydü geçen sene. Ta kendisi. İşte onlar bu akşam oğluyla beraber hayırlı bir iş için size gelmek isterdi. Allah Allah. Böyle aniden. Öyle böyle. Buyurun. Sağ ol evladım. Eğer edersen gidip haber edeceğim. İyi. Gelsinler madem. Alya'nın neden Celil'e boşanmak istediği de anlaşıldı. Petro ile kuytu köşelerde buluşmalar, fısır fısır konuşmalar. Mercimek fırına verilmiş, divi de tutmuş. Ayşe, başladın yine. İnsanların günahına giriyorsun, ah alıyorsun. Herkes kendi yaptığına baksın. Bu gidişle başına öyle bir çora böreceksin ki... alim Allah seni kimse kurtaramayacak. Aman, sen kendi başına bak. Annesi perişan. Burhan'la yine görüştürmemişler. Sen topladığımız parayı verdiniz mi? Verdim verdim. Almadı ya cebine sokuşturdum ben de. Ha, gel Emine ablam gel. Sormayın başımıza geleni. Hayırdır inşallah. Ne oldu abla? Yok 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 hayır hayır. Samet Beyler yok mu? Akşama bize geliyorlar. Nürvet'e görücü var anlayacağınız. Bana bak beni yalnız bırakmayın tamam mı? Lütfü sen de gel. Bizim Hakkı'dan hayır yok zaten. Başımızda bir er kişi bulunsun sen bulun. Tamam ablacığım tamam. Merak etme akşam geliriz biz. Tamam hadi akşama bekliyorum. Tamam. Ben gideyim hazırlık yapayım. Ben de gelirim birazdan ablam. Tamam. Tamam. Hadi bekliyorum akşam. Hadi ablam uğurlar ona. Bizim Seyit için düşünmüştük ama. Kısmet. Onlar da hayırlısıyla bir gelseler. İnşallah. Hoş geldin. Bayan Valentina'ya çok sevdiği likörlü çikolatalardan. Petro teşekkür ederim. Ve bayan Alexandra'ya geçen gün vitrinde gözüne takılan şapka. Ne ara fark ettin? İnanamıyorum. Nasıl? Yakıştı mı? Çok yakıştı. Teşekkürler. Bence de. Ama eksik. Bu şapkayla ne iyi gider? Ne gider? Güzel bir yemek. Evde yesek. Olmaz öyle şey. Hadi. 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 Anne tam da gelecek zamanı buldular ya. İşim vardı benim. Asıl sen tam zamanını buldun odandan çıkacak. İşi varmış la. Geldiler Nürvet. Nürvet sen mutfağa geç. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, buyurun. Çamaşırhanenin yükü de senin omuzlarına bindi. Yoruluyorsun haliyle. İstersen gelip yardım edebilirim.
Ya biliyorsun daha önce de çalıştım. Sağ ol Ayşe. Evet biraz yorucu ama idare ediyorum. Ya şu güzellikle de bu kadar çok çalışıyorsun ya. Ya iyi vallahi isyan etmiyorsun. Kime? İsyan etsem ne değişecek ki? Ya öyle deme. Celil gelsin bir yere. Boşandıktan sonra artık kendine uygun, hali vakti yerinde bir kısmet bulursun artık. Şöyle çok yakışıklı, kaytan bıyıklı. Ayşe lafı dolandırma. Petra'dan söz ediyorum. Ya bence çok yakışıyorsunuz. Şuur aranıza girmezse sen de Petra. Neden olmasın? Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Hem ne şurası ne Petrosu? Ne demek ne şurası? Seyit gittiğinden beri Petro pek bir üstüne düşüyor Şura'nın. Fark edilmeyecek gibi mi? Bilmediğin konularda atıp tutuyorsun Ayşe. Çevrendeki insanların iyi olmasına, mutlu olmasına katlanamıyorsun. Hastasın sen. Bunun hasta olduğunu göreceğiz. Şu Ayşe neler biliyor da ortalık karışmasın diye ağzını mühürlemiş oturuyor. Ama istediğim anda bir anda herkesin hayatını alt üst ederim. Bu yeni dükkan meselesi için bu kadar acele etmeseydiniz keşke Samet Bey. Önce memleketin üstündeki bir toz duman dağılsaydı. Efendim koskoca payitaht yıkılacak değil ya. Oturulacak itilaf devletleriyle elbet bir yol bulunacak. Anadolu'dakileri unutuyorsunuz ama. Onlar öyle her yolu kabul etmiyorlar. Şimdi efendim onlar da bu vatanın evladı. Ama oradan bir şey çıkmaz. Çıkamaz. Hanımefendi yedik içtik. Sağ olun, var olun. Gelelim asıl mevzumuza. Oğlumuzu gördünüz, pırlanta gibi. Kızımızı gördük, o da keza öyle. Velhasıl Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Mürüvvet'i, oğlumuz İrfan'a siz de münasip görürseniz eğer istiyoruz. Bu maruzatımızın ilk kısmı oluyor. Eğer müsaade ederseniz İkinci kısmı da ifade etmek isterim. Emine Hanım, ben sizi epey zamandır gördüm, beğendim, meftun oldum. Siz de beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz az çok. Desteği izdivacınıza talibim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle sizi istiyorum efendim. Hey! Efendi! Efendi! Senin ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Sen defol evimden. Terbiyesiz. Yani, defol git evimden. Ama Emine Hanım lütfen. Bir dakika beni dinleyin. Hadi hadi hadi. Lütfen. Rezil herif. Bir dinleyin. Çık. Ben sizi mutlu sen edeceğim. Sen beni ne sandın? Seni rezil. Sen bana ne cüretle. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Terbiyesiz seni. Defol. Hakkı at şunları dışarı. Ahlaksız herif seni. Defol. Defol git. Kapat şunlara kapıyı. Ahlaksız seni. Ne oldu? Hiç kımıldama aşkım. Hayır, hayır. Yoksa, yapma. 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 Şura. Şura. Kabus mu gördün? Yorulduk tabii.
Kültür bir yere çekelim, sabah devam ederiz. Çok mu ağrıyor? Acısı sonradan çıkıyor. Onca saat farkında varmadan yaralı elle çatıştın. Çıkar tabii. Direkt buraya mı gideceğiz? Önce Lütfü abiye emanetini verelim bir. Ondan sonra güzel bir hamam sefası. Güzel. Sonra da Pera. Ne yapıyorlardır acaba? Ne yapacaklardır? Sıkılıyorlardır. Biz yokken ne dert var ne bela. Öyle hayat mı olur? Çok sıkıcı. Hadi iyi geceler kardeşim. İyi geceler. Ali Bey verecekmiş. Tamam. Kurçuk. Şura. Seni çok özledim. Yani çok özledik. Ben de. Hiç gelmiyorsun artık. Unuttun bizi. Ben sizi hiç unutur muyum? İşlerim vardı canım. Güzide yok mu? Var. Şura. Canım. Ay hemen kendini göstermiş yaramaz. Belirtmeye başladık. Çok özlemişim seni. Ne zamandır yüzünü göstermiyorsun? İşlerim vardı. Bunu sana yani bebek için getirdim. Neden zahmet ettin? Kendim işledim. Ay Şura çok teşekkür ederim. Ne işi var bunun burada? Gel şöyle geçelim. Hadi. Sabri bize biraz müsaade eder misin? Şura sadece size gelmedi, bana da geldi. Ay Sabri. Of, aman tamam. Benim Ayda'ya mektup vermem lazım zaten. Ay. Aman. Ali dayı. He. Sana Emine Hanım'dan mektup var. Mektup mu? Evet. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ali abi. İnşallah afiyettesindir. İyisindir. Sağlığına duacıyım. Benim Hakkı'yı tanıyorsun. Benim dürüst, namuslu, yakışıklı oğlum. Senin Ayşe'yi görmüş. Pek beğenmiş. Ben de Ayşe'yi çok severim, takdir ederim. Demem o ki ben Pera'ya ayak basmamaya yeminli olduğumdan ötürü. Hayırlı bir iş için. Tez zamanda bize ziyaretinizi bekleriz. Çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Gülnas Hanım. Okuduğumu duydunuz mu? Ben rüya falan görmüyorum değil mi? Yok yok. Oturduğu yerden kız istiyor. Alem bu Emine Hanım. Hala bir haber yok. Ama Zeytin bir bildiği vardır. Zaten kötü bir şey olsaydı duyardık şu ana kadar. Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi korkmuyorsun? Tabii ki merak ediyorum. Ama eski bir dostu merak eder gibi. Celil'i merak ettiğim gibi. Zeytin'le bizim aramızda artık öyle bir ilişki kalmadı. Doğru söylemiyorsun. Ağzın böyle söylüyor ama gözlerin başka söylüyor. Seyit gururunu kırıp inadından vazgeçip bir adım atmaz. Ben de artık savrulmaktan yoruldum. Kalbimin kırıklarını toparlamaktan. Sizin ayrıldığınıza inanmak o kadar zor ki. Yine çok tebrik ederim Güsteciğim. Umarım her şey çok iyi olur. İkimiz için de. Umarım. Ben artık gideyim. Sen hiç zahmet etme.
Güle güle kullan. Teşekkürler. Yine de bir haber alırsan bize de söyler misin? Onları merak ediyoruz. Tabii ki. Seyit'le ayrıldığınız için sevineceğimi düşünmüştüm ama... sevinemedim. Onca yaptığın şeyden sonra karşıma geçmiş üzüldüğünü mü söylüyorsun? Ne bileyim. İçimden öyle demek geldi. Romanlardaki gibi. Hayatında hiç roman okudun mu sen acaba? Okuma bildiğinden bile emin değilim. Sana sarılırken bile gözü hep bendeydi Seyit'in. Beni ilk gördüğü andan itibaren. Kendi farkında olmasa bile aklı hep bendeydi. Sen olmasan, aramızda olmasan şu an o kadar mutlu olacaktık ki. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ben kimim? Seyit kim? Biz kimiz? Hayat ne? Aşk ne? Anlasan zaten hayatını bu kadar ucuz numaralarla geçirmezdin. Sana acımak istiyorum. Çok istiyorum ama yapamıyorum. Yapabilmem lazım oysa. Çünkü yapamadıkça senin seviyene iniyorum. Bu da beni kahrediyor. Yürü. Baba. Bu mu acıtıyorsun? Yürü! İngiltere'ye gidebilmem için gereken belgelerin hepsini daha geçen gün siz bana vermiştiniz. Ama şimdi eksik diyorsunuz. Benim yapabileceğim bir şey yok. En son gelen belge bu. Peki ben bu ek belgeleri nereden nasıl bulacağım? Bari bir yol gösterin. Artık! Ne oldu? Evet. Nedir mesele? Komutanım bu hanımefendi... Tamam, tamam. Siz lütfen odama gelin. Bakalım sorun neymiş. Lütfen, hiç zahmet etmeyin. Biz hallediyoruz. Gelin dedim. Fransa'dan. Nadide bir eser. Tıpkı senin gibi. Yasak aslında. Ama burası da başka türlü çekilmiyor. Aramızda kalsın. Evet, güzel Alya. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Londra'ya gitmek istiyorum. Gerekli belgeleri hazırlamaya çalışıyorum ama her geldiğimde başka bir belge istiyorlar. Mutlaka bir eksik çıkarıyorlar. Vize vermeye gönlümüz yok da ondandır. Yıldırmak için hesaplı çıkarılan zorluklar bunlar. Oysa İngiltere senin gibileri kabul etmeyecek de kime ödeyecek? Çok yanlış. Ben gideyim. Londra'ya gitmek istemiyor muydun? Evet. Tamam o zaman. Bu akşam bana gel. Şahane bir şarabım var. Tadına bakarız. Sonra da şu Londra meselesini konuşuruz. Tamam? Peki. Güzel. O zaman akşam görüşüyoruz. Akşam gidiyorum. Harika.
Duydun mu? Tez zamanda evin önüne hakkıyla evleneceksin. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Kimseyle evlenmeyeceğim. Öldürürüm kendimi, duyuyor musun? Öldürürüm. Ali dayı. Gitme kızın üstüne. Bak hali hal değil, kendimi öldüreceğim diyor. Kendi bilir. Kendi bilir, ben ona çok fırsat tanıdım kendine gelmesi için. Onun hala aklı havalardan zerre kadar akıllanmamış. Dua etsin. Dua etsin, burada yarın çok iş var. Yoksa ben onu saçından tutup sürükleye sürükleye götürürdüm buradan emin önüne kadar. Tamam, tamam, sakin ol. Bak, Güzide onunla konuşsun. Sakinleştirsin ha. Neme lazım, yalnız kalmasın. Hadi Güzide. Hadi. Sen de bir aşağı. Ayşe, benim Güzide. Ayşe. Babam beni Hakkı'ya verecek. Ben Seyit'i seviyorum. Şimdi Şuray'la da ayrıldım. Bir şansım var. Ne olur babama engel ol Güzide. Ayşe ne diyorsun? Bana yardım et. Mecbursun. Delimine. Ben ne yapabilirim? Bu kadar güzel aşk mektupları yazan biri mutlaka beni bu durumdan kurtaracak bir şeyler bulur. Düşünür. Ne demek istiyorsun? Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Belki de karnındaki bebeğin babası da Celil ha? Bir tek Yahya abiyi dinler babam. Yahya abi Ayşe Hakkı ile evlenmesin derse vazgeçer. Yahya abiyi ikna et. Yoksa kendi ellerimle teslim ederim bu mektubu. Sen şeytansın Ayşe. İftiracı bir şeytansın. Öyle mi diyorsun? Karnımdaki bebeğin babası tabii ki Yahya abi. Ben iffetli bir kadınım. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Peki Yahya abi de buna inanır mı? Bana yardım et. Sırdaş olalım. Yoksa herkes Celil'i öğrenir. İstanbul'a hoş geldiniz beyim. Bakalım iki koca aydan sonra İstanbul nasıl bekliyor bizi. Yey. Birinci geleneksel beyaz Ruslar gecesi. Pedro çok hoşsun. Mantıksız ama anlamlı. Buraya savrulmuş olabiliriz ama köklerimiz derinde. Mesaj bu. Bence çok güzel. Benim o zaman hemen repertuarımı hazırlamam lazım. E tabii Rus ağırlıklı olacak. Şura sen de bize belki birkaç Rus şarkısı söylersin. Ben gelmeyi düşünmüyorum Petro. Hiç eğlence havasında değilim. Sen de eğlenmezsin o zaman. Benim yanımda olursun sadece. Peki. Ama şarkı yok, anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bana müsaade. Sıkıcı bir iş yemeği. Burada seninle olmak dururken. Petro gitti mi? Gitti. Neden gelmek istemedin geceye? Aa, sen bizi mi dinliyordun Tina? Hayır canım, sadece kulağıma çalındı. Daha ne kadar bekleteceksin Petro'yu? Hem neden ona karşı bu kadar mesafelisin? Vallahi ben üstüme düşeni yaptım. Yazdım mektubu, gönderdim. Hayırlı bir iş için bekliyoruz dedim açık açık. Daha ben ne diyeyim? Artık bundan sonrası Ali abiye kalmış, o düşünsün. Hayırlısı olsun.
Mürvet, Nevzat siz bu tarafa geçin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kim o? Kim o? Biz de unuttuk kim olduğumuzu. Kapıyı açarsan kendimizi sana hatırlatacağız Lütfü Efendi. Seyit. İyi hoş geldiniz. Döndüler. Hoş geldiniz. Hoş geçin geldiniz. Şöyle ya. Buyurun buyurun. Hiç hoş haber geldiniz. Yok hiç haber yok diyorlardı bak. Hoş geldiniz. Buyurun. Geldiler. Buyurun. Hadi kalk 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 biz de toparlanalım gidelim. Elle ne oldu? Önemli bir şey değil. Kurşun sıyırdı. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gözünüz aydın Lütfü. Sağ ol abla. Sağ ol hepimizin gözü aydın. Sağ salim geldiğinize göre görev ifa edildi. Silahlar yerine ulaştı herhalde. Evet abla. Allah razı olsun. Hadi Saime ne duruyoruz? Kuralım sofraları. Emine abla, Mürvet bir yere gitmek yok. Misafirimizsiniz. Yok yok Lütfü biz hiç kalabalık etmeyelim. Yok abla olur mu öyle şey? Bu akşam kahramanların hikayelerini dinleyeceğiz. En kahramanları Anadolu'dakilerdi. Hadi buyurun buyurun. Biz hemen sofrayı kurarız Mürvet'le. Mürvet, hadi kızım yardım et ablana. Hadi biz de şöyle geçelim. Buyurun. Mürvet, hadi kızım sallanma. Kapının üstündeki çengeli açık bıraktım. Petro geç gelecek gibi görünüyor. Sana bir şey söylemiş miydi? Hayır. Yarın akşam pembe şifon elbisemi giymeye karar verdim. Şahane olacaksın. İyi geceler. İyi geceler. Yarın akşam çok eğleneceğiz. Galiba şarkı bile söyleyeceğim. Senin için. Kaç kere çatışmaya girdik, kaç kere yolumuz kesildi, sayamadık artık. Anlayacaksın. Gönderdiğim silahları kullanmak için bol bol fırsatımız oldu. Bizimkilerin moralleri nasıl? Aslında bizden daha iyi biliyor musun? Çünkü savaşıyorlar düşmanla. Bizim gibi beklemiyorlar. İrade onların elinde. Bu gece de hikaye dinleme sırası sende mi? Bu Celil de Kırım Türküymüş. Rus kızla evlenmiş iki kere. Müslüman kadın kıtlığı var sanki. Ay, alemsin Emine abla. Adam ne badireleri atlatmış. Ölümlerden dönmüş senin söylediği şeye bak. Anadolu'daki kıvılcım er geç buraya da sıçrayacak. Adım gibi eminim bundan. Sarayda oturanların etekleri tutuşacak önce. Lütfü abi senin bizde bir emanetin var. Adil Suat'ın bir arkadaşıyla tanıştık tesadüf eseri. Remzi Efe. Bu fotoğrafı sürekli yanında taşıyormuş. Bunu götürün Lütfü abiye verin dedi. Onda kalsın dedi. Merak etme. Hiçbir yiğit boşuna ölmedi. Senin kardeşin de öyle. Tam saatinde evin önünde oldu. Sakın acele etme. Uşağı açacak kapıyı. Uşağı aynı zamanda koruması. Belli bir saatte gönderiyor. Zaten o vakte kadar kafayı bulur. Merhaba. Hoş geldin. Uşak çıktıktan sonra harekete geçersin. Evden ayrılman da kolay olur. Ben sokağın köşesinde bekleyeceğim seni. Bu gece bitecek bu iş.
Çantanızı tutun. Masa hazırlama konusunda özel bir yeteneğim olduğunu söylerler. Senin için bu gece masayı özellikle ben hazırlamak istedim. Teşekkürler. Nigel. Servise başlayabilirsin. Çok sıradan olacak belki ama güzelliğine. Konuştuğumuz gibi bu gece. İstanbul'un havası Londra'ya çok benziyor. Yağmur, rutubet. Ama yazlar başka. Yazlar çok fena. Çok sıcak. Beni de boğuyor. Rusya'da sıcak nedir bilmezdik. Burası sıcak geliyorsa biraz daha rahatlayabilirsin. Gayet iyiyim şu an. Gözündeki ifade nasıl da değişiverir. Bayılıyorum bu hal. Bu akşam çok mutlu ettin Aliye. Evimi onurlandırman çok büyük bir incelikti. Buradan gitmeye ne kadar çok istediğimi siz anlayın artık. Bırak, ben hallederim. Kusura bakma. Kusura bakma. Yok yok, tamam tamam, ben zaten yıkanacaktım, önemli değil. Hiç önemli değil. Ne oldu? Bir şey yok. Su devrildi. Nüvet! Toparlan, gidiyoruz.
Gerçekten gülme. Dans etmek istiyorum. Ne yapabilir ki? Benim de tutkum buydu. Çıkabilir miyim? Tamam. Babamın parası yoktu beni akademiye göndermek için. Ben de dans akademisine değil, harp akademisine yazıldım. Postacıydı baba. Alkolün tekiydi. Her gece sarhoş. Aç mıyız, tok muyuz umurunda değil. Hayatımda ilk defa ordu sayesinde karnım doydu. Şimdi de ordu sayesinde zengin olacağım. İyi olmayı denedin mi? İyi bir insan olmayı. Kötülüklerden uzak durmayı. Pişman olmayı. İş var, hemen gitmemiz lazım. Ne işi ya, saçmalama. Sabah bekleyemez mi? Olmaz, fırsatı kaçırırız. Çok para var ucunda. Hemen gitmemiz lazım. Tamam. Sen de farkında değilsin ama Pera'ya gitmeyi, şurayla görüşmeyi geciktiriyorsun. Gittiğimde beni mi bekleyecek sanki? Neden Petro? Sonuna kadar gelmişken neden engel oldun? Senin bu işte başka bir çıkarın var değil mi? Ya da başka bir korkun? Sokağın başında birkaç devriye gördüm. Bilye gelecekler sandım. Yakalanmandan korktum. Seni seviyorum Aliye. Elbette Bilye ile işimiz bitmedi. Ama artık senin yakalanmanı göze alamam. Başka, daha sağlam bir plan yapacağız. Tamam mı? Tamam.
Geldiniz. Çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şükür. Dur bakayım sana bir. Ya bu ne hal? Sen bizim geleceğimizin haberini aldın, sabaha kadar bizi mi bekledin? Yok, yüklü bir teslimat vardı da. Ben de burada sızmışım. Hı. Neyse boş verin. Hadi otele gidelim. İnsanlar meraktan ölüyorlar. Hadi Celil, bir an önce gidelim. İnsanların içi rahatlasın. Hadi. Tamam. Şurada. Kurt Seyit. Ne? Celil. Kurtçuk. Gelmişti. Çok şükür. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şükürler olsun. Ya bakayım buraya. Ali Şükürler olsun. Hoş geldin Seyit. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aç mısınız? Yorgun musunuz? Kahvaltı hazırlayayım mı size? Yok zahmet etme. Dün akşam Lütfü abide kaldık. Sabah kahvaltısını orada yaptık. O zaman kahve yapayım size. Ha? Olur. Oturun siz, hemen getiririm kahveyi. Aslansınız siz, helal olsun. Yavaş yavaş düşeceksin, yavaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaralandınız mı? Önemli bir şey değil. Olsun. Siz iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Bebeğimiz 3,5 aylık oldu dayısı. Öyle mi? Tebrikler, maşallah, maşallah. Allah bağışlasın. Aa, bak, böyle bizim gelişimizi kutluyor. Neymiş o? Beyaz Ruslar gecesi. Her sene düzenleyeceklermiş, büyük eğlence. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bu arada hayırlı bir daha haberimiz var. Ayşe'yi evlendiriyorum, yakında da söz kesilecek. Hayırlı olsun. Ali dayı, ne güzel haberler duyuyorsunuz. Tebrikler. Tina mı piyano çalacak? Evet, Tina çalacak. Herkes orada olacak. Seyit, savaşma kendinle kardeşim. Sen de onu görmek istiyorsun işte. Bir an önce onu kollarına almak istiyorsun. Seni gördükte sıcacık bir gülümsemen yeterli olacak. Bir kere onu özlediğini söyleme. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çünkü biraz daha somurtsaydım buradaki herkes benim bir canavar olduğumu düşünecekti. Asıl ben sana çok teşekkür ederim. En son herhalde babamla evde böyle dans etmiştim.
Görünüşe bakılırsa her yokluğunda biraz daha fazla yol kat ediyorsun Petro. Sabır, sinsilik, zeka. Bu üçü birleştiğinde senin gibi marifetli bir yılan çıkıyor ortaya. Seyit, lütfen laflarına dikkat et. Seyit, lütfen. Ne oldu, kavalyenizin dili yok mu? Ha? Yoksa konuşmaya teşebbüs ettiği zaman sadece tıslıyor mu? Seyit, rica ederim gecenin tadını kaçırma. Gel dışarı çıkalım. Dışarı çıkmayalım bence. Dışarı çıkarsak elime koluma hakim olamayabilirim. İşte. Kurt Seyit Eminov. Her zamanki gibi en iyi bildiği şeyi yapıyor. Pazularını gösteriyor. Akıtacak daha fazla zehiriniz kalmadıysa ben müsaadenizi rica ederim. Size iyi sürünmeler. Müzik başlasın. Silahları sağ salim yerlerine teslim etmişler. Sonra demişler ki biz tecrübeliyiz, eski subayız. Hani yani var mı bize göre vazife? Sonra bir cephaneliği havaya uçurmuşlar. Ondan sonra da girip hapishaneden adam kaçırmışlar. Helal olsun. Ya Celil'i de o zaman vurmuşlar işte. Sizde karı koca bir haller var ya, anlamadım Lütfü. Sabah bir telaş bir telaş kapıya dayandınız. O vakitten beri o daldan bu dala konup duruyorsunuz. Kötü bir şey yok değil mi? Yok, yok ablam. Sen merak etme. Yok bir şey değil mi? Yok canım. Hayırdır inşallah. Nevzat'tır, Nevzat'tır. Ben bakarım. Hoş geldin Seyit. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Buyur, geç. Hayırdır inşallah. Merhaba. Buyurun. Böyle önemli bir mevzuyu ayakta mı konuşacağız? Buyur, etmek yok mu? Buyurun. Bahsetmiştim ya Emine abla. Hani Kurt Seyit Eminov. Efendim ben... Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Kızınız Mürvet'i kendime eş olarak istiyorum. Tabii Mürvet de beni isterse.